Önce soruyorum ben buradaki esnaf işletmeci arkadaşlarıma. Hanginizin kapısına geldi Gerdek Spor için eller bize temeru verdiler? Var mı böyle bir arkadaşınız içinizde? Varsa çıksın ben bunu zorla Cemre'yi, Metozor'u ben bunu Gerdek Spor'a verdim bana makbuz dahi kesmediler. Var mı böyle bir esnaf arkadaş aranızda? Yok. Olamaz zaten. Ama onlardan şu anda saysam belki içinizden onlarca adam çıkar. Bunların Metozor'u savma yapıp da indirdiği adamlar. Şimdi hepimiz deve kuşu gibi o gün başımızı gömdük. Nasılsa bir düşmanla uğraşıyorlar. Bunlar mafya. Ne oldu mafya kardeşim? Mafya oldu da ne oldu? Geldi de yani bu takım veya bu ailenin ifradı veya abim veya ben. Ya kimin kapısından gittik de kardeşim haksız, mesnetsiz. Birinin hakkını gasp ettik ya. Kimin parasını vermeden kimi anladık ya. Varsa soruyorum kamuoyu nezdinde de bunu varsa Allah aşkına gelsin. Ben 24 saat nefsimle mücadele eden bir insanım. Gelsin bende bir hakkı hukuk olduğuna inanan bir insan varsa benden ve alemden onu ben onun kat kat karşılığını vererek ele almak istiyorum ya. Böyle bir arkadaşımız varsa gelsin lütfen. İnanın söylüyorum bunu. Şimdi soruyorum onlarca trilyon para nerede kardeşim? Bu belediyesi ucubesi nerede? Nerede kaldı bunlar? Testler nerede? Takım nerede? O takımın etrafında başarı için koşanlar niye bu takımı 10 milyar lira koyup o elemelere götüremezler? Ama o durumda Mehmet Aslan'ın yönetimi olsaydı o takımı orada bırakmazdı. Belediye de kaybetseydik. O takımı yine cebimizden oraya kadar götürdük. Onu bile götüremediler. Sanal bir düşman yarattılar dediğim gibi. Maymuna bak maymuna dediler. Cambaza bak cambaza dediler ama öbür taraftan bu takımı futbolcuları vasıtasıyla 10 liraya transfer ettikleri futbolcuları 20 lira göstererek. Nerede bu paralar kardeşim? Çağırın bakalım o çocuğu. O çocuklar birçoğu bana geldi. Abi dedi bize 10 milyar lira para verdiler. Bize 40 milyar lira senet imzaladılar. Diyen kardeşlerimiz var işte. Bak ben söylüyorum açıkça da basın huzurunda söylüyorum. Mahkemelerde çok ben mahkemelere gittim çıktım alışıkım ben. O varsa öyle yüreğe yeten cesaret eden onlarla da tekrar hesaplaşır mı oldu? Nerede bunlar kardeşim? Kamuoyu sizlersiniz. Bu takımlara sahip çıkacak da sizlersiniz. Bakın size söylüyorum. Dün onun yanında, kuvvetlinin yanında, bugün bu kuvvetli diye bunun yanında olan, durduğu yerde duramayan varsa, bunu yalnız maddi çıkarları için yapanlar varsa bunlar hepsi şerefsizdir. Ben durduğum yerdeyim. Ben bulunduğum yerdeyim. İnandığım dava uğruna kendimi de veririm. Her zaman bunun hesabını da veririm. Bak açık söylüyorum. O günlerde bizi bu stada sokmayanlar, belediye başkanında bir şarttı. Kardeşim Metin'e çok görev düştü, çok görev almak istemedi ama kala kala zavallı ne yapsın, o da başına iş kaldı işte. Biz çok yorulduk çünkü hakikaten bu takım kurumsal bir yapıya kavuşması lazım. Buna çok inanıyoruz. Çünkü bundan sonra bizim çocuklarımızın geleceği tamam uygun yönetimle beraber belediye başkanının çok gayret göstermesi lazım. Çok. Yani çünkü bu yapılanları daha öteye taşımak lazım. Artık ulusal bir başarı elde etmek lazım. Yani bu camianın genişlemesi lazım. Dediğim gibi her türlü aktivitesi olan spor kolejiyle, içinde bütün branşlarıyla, yetenekli tüm çocuklarıyla hizmet veren bir kulüp haline, kurumsal bir yapıya dönüşmesi lazım. Bunun olması lazım. Şimdi ben yönetici arkadaşlarıma bir şartım oldu. Dedim ki, bak göreve geliyorsunuz, başkanlığı da işlemetli kardeşim de burada. Bu takıma belediye spor vasıtasıyla ihanet edenler, o yönetimde bu takımın kötülüğü için çalışanlar, bu takımı sahaya sokmayanlar, bu takımı soyunma odasına nedenler, bu takıma üye değil, yönetici değil, üye dahi olamazlar. Bak söylüyorum, yeni yönetime de söylüyorum. Bunlardan bir tanesini, hicran yarısıdır bizde, arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız, eğer bir tanesini bu yönetimin içinde görürsek, hakkımızı helal etmediğimiz gibi ilk bayrağı açarız oluruz. Açık söylüyorum. Ben kavgadan korkmam kardeşim. Hayatta kavgadan, mücadeleden yılmam. O günkü o belediye spor yönetimi çeşitli insanlar vasıtasıyla yüzlerce milyar teklif ettiler. Veya işte neyse getiren adamlar öyle söyledi. Açık çek teklif ettiler. Mehmet Aslan görevi bıraksın. Mehmet Aslan görevi bıraksın. Biz onun bütün yaptığı masalları verelim. Ben takımı satmadım kardeşim. Bak aslan gibi çocuklarımız orada duruyor hepsi. Hepsinin yanında olduk biz. Satmadım bu takımı. Şimdi burada daha fazla lafı uzatmadan
yeni yönetilecek, yeni yönetime seçilecek. Cefasını çekti daha önce, şimdi de cefasını çekiyor. Ama biz her şekilde bunların yanındayız. Yeni yönetilecek yönetici kardeşlerimizin yanındayız. Her tür bize de görev düşerse biz bu takım için kapı mandalı olmaya razıyız arkadaşlar. Ne görev düşerse, bize bir görev düşerse başımızdan her zaman yanınızdayız. Ve burada futbolcu kardeşlerime de bir şey söylemek istiyorum. Bizim size 14 sene boyunca mücadele eden bu bölgedeki takımlar içinde fair play sahip olan tek takımsınız. Rekstürü. Oraya gelen Türk kulüpler. Oralarda bize küfür edenler, bana avrat küfür edenler, saldıranlar, kavga çıkaranlar burada misafirliğin en alasını gördü. Bundan sonra da sırtınıza taktığınız formanın o erdek sonra o kıymetli ulvi formanın kıymetini bilir. Biz çok sanın kararında hocamız acaba bize bir imkan verir mi? Bir topada biz vurabilir miyiz diye ayağımızda ayakkabı olmadan buralarda koşarken tüm imkanlarınız önünüze serildi kardeşim. Başarı elde etmek zorundasınız. Temizli son damlasına kadar. Bütün çocuklarından hasetleneceğim bu. Çıktığınız zaman arkanıza bir yerde kaldığını olduğunu katiyetle unutmayın. Terinizin son damlasını. Centilmence fair play içinde bunu verin. Kırmızı kart bu takımda gördüğüm zaman bak gene söylüyorum. Mecbur kalmadıkça. Hakim için ama aklıma yer etme. Açık söylüyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Evlatlar. Sizlerle beraber çok yol aldık. İnşallah yeni yönetimle de beraber çok yol alacağınızı da çok yol alacağımızı da diliyorum. Bu duygu ve temennilerle hepinize başarılar diliyorum. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yönetici kardeşlerimize yine tekrar ediyorum. İnşallah her şekilde yanınızdayız. Her şekilde yanınızdayız. Bize ne görev düşerse maddi manevi. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum.